Değerli Teknisayet.com izleyicileri, bugün yanımızda Palo Alto Başkan Yardımcısı Scott Stevens var ve kendisiyle hem geleceğin teknolojilerini hem de güvenlik konularını konuşacağız. Mr. Stevens, welcome to first. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. İlk olarak yeni nesil tehditler hakkında ve özellikle Zero Trust Security kavramı hakkında konuşmak istiyorum. Bu konuda neler söylersiniz? Zero Trust Security çok önemli bir konu. Bizler geçmişte internetin güvenliğini nasıl sağlayacağımızı ve içerideki her şeyi güvenli hale getirmeyi düşündük. Ancak bu çok uzun sürmedi. İnternetin güvenliğini kırmak için kullanılan saldırılar temel olarak malware ve basit hırsızlıklara dayanıyor. Bunun için endişelenmemiz gerekiyor ama öncesinde biz internetin içindeyiz ve her zaman çalışanlarımız ve sunucularımızın hala güvenilir olduğuna emin olmalıyız. Yani malware tehdidi yüzünden biz interneti dışarıdan gelen tehditlere karşı nasıl koruyacağımızı, çalışanlarımızı birbirlerine malware'i yaymasınlar diye nasıl koruyacağımızı düşünmeye başladık. Buradaki asıl sorun veri merkezi çalışanlarımızdan ya da veri merkezimizle sunucumuzu birbirinden nasıl koruyacağımız. Biz sürekli olarak birileri internet güvenliğini bozuyor diye düşünmeliyiz. Zero Trust ile tehditleri tespit etme ve gereğini yapmak için bir fırsatımız oluyor. Zero Trust'ın en güçlü yanı yapılan saldırıları meydana geldiklerinde görmeye devam etmemize fırsat sunması. Malware'i araştırıyoruz ve eğer bunu yapmaya devam edebilirsek, bilgilerinizi kaybetmeden önce saldırıyı engellemek için elimize bir sürü fırsat geçecek. Örneğin kill chain'i düşünelim. Bu, saldırının başarılı olup olmayacağına göre yapılması gereken birçok şeyin varsayımına dayanıyor. Zero Trust'ı düzgün şekilde inşa edebilirsek, bize saldırıyı yakalamak için bir sürü fırsat verecek ve tek yapmamız gereken onu bir seferde yakalamak. Bir saldırı problem haline dönüşmeden onu yakalamak için 5-6 şansınız var mı? Peki bu konuda şirketlere neler tavsiye edersiniz? Bence önem vermemiz gereken şeyler, internet güvenliği her hafta ihlal ediliyor ve geçmişte kullandığımız sistemlerin yetersiz kaldığının farkında olmamız lazım. Port tabanlı güvenlik internetinize saldırmak için muhteşem bir yol ve biz bunu 20 yıl önce yaptık. Çünkü güvenliği basitleştirmemiz gerekiyordu. Bugün daha iyisini yapabiliyoruz. Bugün güvenlik için uygulama yapabiliyoruz. Bence en büyük iki tehdit olan malware ve kimlik hırsızlığı üzerine düşünmemiz lazım. Bir hacker çalışanınız kimlik hırsızlığı üzerinden internete erişebilir. Yani bu tehditleri önlemek üzere düşünmemiz lazım. Ayrıca bunu modern bir şekilde yani uygulamayla, imzayla ve güvenliğin kendini zamanında yenilemesiyle düşünmemiz lazım. Where it's about applications, it's about signatures, and it's about security updating itself real time. Okay, my last question is about. Son olarak gelecek hızla uçuş ve tehditlerde değişim gösteriyor. Gelecek ve güvenlik hakkında neler söylemek istersiniz? Geleceğin birazı şimdi yaşanıyor aslında. Bana 2-3 yıl önce güvenlik sisteminiz nasıl diye sorarsanız, işletmeler için en iyisinin UTM olduğunu söylerdim. Ama bugün için tam bir felaket. Çünkü her parça, yani güvenliği düşünürseniz, endüstri güvenlik öğelerinden oluşuyor. Port, IPS, web tabanlı güvenlik ve bunların hepsini birbirinden bağımsız yapmış durumdayız. Yani kullanıcılara bu parçaları verip bunları birleştirerek internetlerini nasıl koruyabileceklerini söylemişiz. Oysa gelecek kullanıcıların kendi çözmesi gereken değil, internetimi gerçekten nasıl koruyabilirim üzerine bir platform. Peki bunun için gerekenleri nasıl edinebilirim? Güvenlik bunu çözmüş durumda. Örneğin biz günde 30 bin tane malware ile karşılaşıyoruz ve bu yeni malware daha önce dünyada hiç görülmemiş tarzdan. Ve bu güvenliğin gün boyunca kendini sürekli yenilemesi gerektiği anlamına geliyor. Biz bu yeni malware'i uzak tutmak için her 15 dakikada bir kimlik ekliyoruz. Yani kısaca gelecek güvenliği sağlamak, onu sürekli taze tutmak, saldırıyı tanımlamak ve onu önlemektir diyebilirim. Update itself and stay current with what was unknown, we make it known and we can protect it.